4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutuların içindeki uygun kavramlarla doldurunuz. Cevap: 1. Cisimlerin hareketlerini ve şeklini değiştiren etkiye kuvvet denir. 2. Bir cisme hareket yönünde bir kuvvet uygularsak cisim hızlanır. 3. Cisimlerin hareket yönüne ters bir kuvvet uygularsak cisim yavaşlar veya durur. 4. Tenis oynarken karşıdan gelen topa raketimizle vurursak top yön değiştirme hareketi yapar. 5. Origami sanatı, kuvvetli cisimler üzerindeki şekil değiştirici etkisine örnek verilebilir. 6. Kuvvetin etkisiyle kolaylıkla şekil değiştiren, kuvvetin etkisi kalkınca eski şekline dönen cisimlere esnek cisim denir. 7. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekip tahta, porselen, cam, plastik gibi maddeleri çekmeyen cisme mıknatıs denir. 8. Bir mıknatısın mıknatıslık özelliği en yoğun kısımları uç bölgeleridir. 9. Mıknatıs ne kadar ufak parçaya ayrılırsa ayrılsın, oluşan parçalar yine iki kutupludur. C. Aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. Cevap: 1. Doğru, kuvvet denince aklımıza itme ve çekme gelmelidir. 2. Yanlış, kuvvetin bir cisme etki etmesi için o cisme temas etmesi gerekmez. 3. Yanlış, rüzgar arkadan eserse o kişiye çekme kuvveti uygular. 4. Doğru, oyun hamuru, teneke kutu gibi cisimlere kuvvet uygularsak cismin şekli kalıcı olarak değişir. 5. Yanlış, kuvvet ortadan kalkınca eski haline dönmeyen cisimlere esnek cisimler denir. 6. Doğru, her mıknatısın N, North ve S, South olmak üzere iki kutbu vardır. 7. Yanlış, mıknatıs toplu iğne kutusuna daldırıldığında toplu iğneler, mıknatısın orta kısımlarında toplanır. 8. Doğru, kuvvet cisimleri hızlandırır, yavaşlatır, cisimlerin yönünü ve şeklini değiştirir. 9. Doğru, hareket halindeki bir cisme hareket yönünde kuvvet uygularsak cisim hızlanır. 10. Yanlış, yüzücünün hareket yönüyle nehrin yüzücüye uyguladığı kuvvet aynı yöndeyse yüzücünün hareketi yavaşlar. 11. Doğru, yelkenli, rüzgarın yelkenlere uyguladığı itme kuvvetiyle su üzerinde hareket eder. 12. Yanlış, bisikletin pedalını çevirdikçe bisiklete hareket yönünde bir çekme kuvveti uygularız. 13. Doğru, tenis oynarken topa itme kuvveti uygularız. 4. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.